2008 yılında Amerika'da bir banka batmıştı. Lehman Brothers adında. Sonra peşinden başka bankalar battı. Bir dünya krizine dönüştü. O yıl doğan Bitcoin'in iddiası bu sisteme, bu merkezi sisteme, merkezi paralara alternatif oluşturmak, merkeziyetsiz bir finansın inşasını sağlamaktı. Aradan geçen 14 senede sahiden de merkeziyetsiz bir finans sisteminin yavaş yavaş şekillendiğini söyleyebiliriz. Bugün çok sayıda merkeziyetsiz finans uygulaması var. Blok zincir ağları üzerinden işte bir ülkeden başka ülkeye para gönderebiliyoruz mesela. Başka uygulamalar var. Ama kripto paralar, yani bu blok zincirlerin tokenları merkezi finanstan göbek bağlarını bir türlü kesemediler. Ve bugün hala merkezi finans dünyasında, merkezi piyasalarda gök gürlediğinde kripto paralarda yağmurlar yağıyor, fırtınalar kopuyor. İşte geçen hafta olan tam da bu. Bitcoin son bir haftada %10'a yakın değer kaybetti. Ethereum'da %8'den fazla değer kaybı var. Altcoin'lerin hepsinde sert düşüşler var. Doge'de %15'e yakın yine son bir haftada kayıp var. Ve bunun sebebi merkezi finans dünyasındaki yağmur. Geçen hafta Amerika'da bir banka battı. Silikon Vadisi Bankası adında, Silicon Valley Bank. O bankanın batması sonrasında başka bankalarda acaba batacak mı diye bir endişe ortaya çıktı. Bu arada Cuma günü Amerikan devleti el koydu Silikon Vadisi Bankası'na. Bu bankanın batmasının arkasında Fed'in, Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırımları var. Geçen sene işte Fed sıkı para politikasına geçti ve faizleri arttırınca bankalardan borç alan, kredi alan müşterileri, ki bu Silikon Vadisi Bankası'nda müşterilerinin birçoğu teknoloji şirketleri, faizler arttığı için borçlarını ödeyemez konuma düştüler. Onlar borçlarını ödeyemeyince Silikon Vadisi Bankası da işte topu attı. Ve diğer bankalarda da benzeri bir durum yaşanabilir. Eğer öyle bir durum varsa, yani peşinden başka bankalarda batacaksa, o zaman 2008-2009 yılındaki bütün dünyayı etkileyen, Türkiye'yi de etkileyen küresel finansal krizin bir benzerini önümüzdeki aylarda, haftalarda, aylarda yaşayabiliriz. Buna olacak demek için henüz daha erken. Belki de böyle bir şey olmayacak. Belki diğer bankalar daha dirençli, daha dayanıklı çıkacaklar. Ama en azından şu anda piyasalarda korkulan bu. Bitcoin'i ve altcoin'leri düşüren de bu. Ama işte buradaki tuhaf çelişki 2008'de bir alternatif olarak doğan, o iddiayı, alternatif olma iddiasını ortaya atan Bitcoin'in bu tarafta, yani merkezi tarafta, merkezi finans tarafında, merkezi piyasalarda gök gürlediğinde hemen bir haftada %10 düşmesi. Şimdi bu hafta Silikon Vadisi Bankası ve diğer bankalarla ilgili gelişmeler yakından izlenecek. Şu anda bütün dünya piyasaları diken üzerinde. Geçen hafta zaten sadece kripto paralar değil, Amerikan borsaları da sert düştü. Bankacılık hisselerinde %5-6 Amerikan borsalarında kayıplar var. Teknoloji hisseleri düştü. Ve bu hafta başka bankalardan da kötü işaretler, kötü haberler gelirse hem Amerikan borsalarında hem de kripto paralarda düşüşlerin daha da derinleştiğini görebiliriz. Dolayısıyla bu hafta ve bundan sonraki birkaç hafta boyunca kripto paralar ve bu arada bütün dünya piyasaları diken üzerinde olacak. Ama tabii ki bütün bu gelişmelerden olumlu etkilenen finansal varlıklar da var. Onu Cuma günkü videoda yakından görmüştük. Önümüzdeki günlerde daha da yakından bakacağım. Böyle durumlarda, yani endişe arttığında, risk iştahı azaldığında güvenli limanlar yükseliyor. Güvenli limanların başında da altın ve gümüş geliyor. Nitekim Cuma'dan bu yana kripto paralar düşerken, Amerikan borsaları düşerken, hatta dolar düşerken altında ve gümüşte müthiş bir rally yaşanıyor. O işin ayrı bir hikayesi. Biz kripto paralara geri dönelim. Çünkü Silikon Vadisi Bankası sadece Bitcoin ve altcoin fiyatlarını etkilemedi. Aynı zamanda Amerika'nın önde gelen kripto para şirketlerini de ciddi şekilde etkiledi. The Circle, Coinbase'in ve USDC'nin, yani Amerika'nın en büyük istikrarlı kripto parasının, Stable Coin'inin arkasındaki kripto para şirketi, bu bankada, Silikon Vadisi Bankası'nda tam 3.3 milyar dolar batırmış. İşte bu da kripto paralara dair endişenin artmasına yol açan bir başka gelişme. Aslında bu da başlı başına tuhaf bir olay. Çünkü merkeziyetsiz finansın en büyük şirketlerinden biri The Circle ve işte USDC'nin, Coinbase'in arkasındaki şirket parasını götürmüş bir bankaya emanet etmiş. Ve o banka batınca da parasını batırmış. Burada gerçekten altı çizilmesi gereken bir çelişki var. Ama sonuçta bu gelişme önemli. 3.3 milyar doları battı The Circle'ın. Ve bu gelişme ortaya çıkınca geçen hafta USDC, yani The Circle'ın arkasındaki Stable Coin, yani değeri bir Amerikan dolarına eşit olması gereken coin'in çipası, yani Amerikan dolarına olan eşitliği bir anda kırıldı. Geçen hafta USDC'nin değeri 0.89 Amerikan dolarına kadar geriledi. İşte bu çok tehlikeli bir gelişme. Yani USDC'nin eğer Amerikan dolarına eşitliği kırılırsa, önümüzdeki günlerde, haftalarda da daha düşük bir seviyeye gelirlerse, o zaman kripto paralara olan güvende bütün dünyada büyük bir çöküş yaşanabilir. Tabii bu şimdilik sadece USDC'yi etkileyen bir gelişme. Piyasa kapitalizasyonu en büyük istikrarlı kripto para Stable Coin Tether, USDT hala daha orada bir sorun yok. Onun değeri hala bir Amerikan dolarına eşit. Şu anda sorun sadece Amerikan şirketlerini etkiliyor gibi gözüküyor. Ama hangi Amerikan şirketleri, tam listeyi daha bilmiyoruz. Yani The Circle Silikon Vadisi Bankası'nda para batırdı. Tamam. Acaba başka Amerikalı kripto para şirketleri de bu bankada para batırdı mı? Ya da önümüzdeki günlerde batacak diğer bankalarda kripto para şirketlerinin parası batacak mı? Bu sorular cevap bulana kadar kripto paralarda yükseliş pek kolay değil. Hatta önümüzdeki günlerde bu sorulara gelecek cevaplara bağlı olarak düşüşlerin devam ettiğini görebiliriz.